Onun için eşkıta rabi'ul mü'min. Şimdi kış, müminlerin en sevdikleri bir aydır. Bahar aylarıdır müminler. Niçin? Gecesi uzun. Kalkar gece ibadet eder. Gündüzün kısadır. Bu zamanda oruç tutulur olur. Kış günleri oruç tutmak kolay, geceleri de ibadet etmek kolay. Ama biz nefis sahipleri, bizim için hepsi müsavi. Kış da müsavi, yaz da müsavi. Çünkü biz alışmışız gece yarılarına kadar çene çalma. Onun için Müslümanlıkta adım atmak, ileri gitmek isteyen insana düstur olarak verilen vazifelerin başında az yeme, az konuşma, az uyuma verilmiştir. Kendini yemeği verir miydi? O olmadı o iş. Müslümana bu kadar nefsine esir olup kendisini beslemesine cevaz yok arkadaş. Karnını doyurup Allah'a ibadet edebilecek kadar bir kuvvet aldın mı kafir sana. Fazlası şehvetini kuvvetlendirir. Şehvetini kuvvetlendirince de seni zapt etmek mümkün olmaz o zaman da. O zaman muhakkak sağa sola yata yapacak. O geceleri bir sürü boş laflarla ömrü tüketmenin zararını insan ne zaman anlayabilir acaba? Ya bak Müslüman bu. Müslüman olduğu halde, her şeyi pek iyi bildiği halde ömrünün zayiatına vesile olan çok konuşmayı bırakamıyor insan. Sigarayı bırakamadığı gibi. Öteki de diyor ki tüh bunu ne içiyorsun diyor sen diyor. İçilir mi bu? E sen de bunu neden yapıyorsun ya bu gece yarılarına kadar böyle boş boşta kendini çalıyorsun. Kalkıp da abdestini tutup Allah'ın divanına dursan. Boş namazları var kim bilir ne kadar onları kılsan. Hiç fırsat buluyorsan biraz da Allah desen. Ha onu da söyleyeyim. Bu insanların terakki ne kadar yaparsan yap zikrullahsız olmaz. Bunların arkasından Allah-u Teala'nın zikrinin çok edilmesi lazım. 5 kere, 10 kere, 100 kere o az. Çok diyor Allah-u Teala. Çoğun hududu yok. Allah-u Teala o kadar zikredeceksin ki senin için deli resimler varsın. Ne olur? Resimler varsın. Sen ama Allah'a ver kendini. Onun için kış bizim için, müminler için büyük bir sermaye. Niçin? Gündüzün oruç tutacak, gecelerde boyda ibadet edecek. Allah Teala'nın büyük nimeti. Ama bunun kıymetini bilmeyip de böyle masallarla, hikayelerle, kuru kuru boş boş laflarla vakit geçirirse bu zayiatı da ödemenin imkanı yok. Hele o Allah'a sevgisin kahve düşmanları, kahve gazino işte bilmem ne düşmanları. Onlara da Allah kardeş, bu kardeşlerinize de Allah intibahlar versin. Yani bizi koruduysa Allah korumuştur. Biz de alışsaydık o gibi yerlere, bizi de bugün evimizde tutmanın imkanı yoktu. Biz de oradaki arkadaşlarımızın yanına gideceğiz, tavla mı oynayacağız, iskambil mi oynayacağız, ne oynayacaktık? Alışmışız bir kere, girip onu oynayacağız. Ama saat 12 olmuş, 1 olmuş, 2 olmuş, kime ne? Eğer gelirimiz de yerindeyse hiç düşünmeyiz artık. Halbuki gece müminin neden bayramı oluyor? İbadet etsin diyerekten. İbadet edemedikten sonra hep bir. Çünkü burada vakit Rabi'ül mümin diyor. Çünkü gece, gavura da gece, gündüze de gece, bütün hayvanata gece gece, gündüz gündüz. Mümin neden istifade edecek? Uzun gecesinden ibadet etmek suretiyle. Zikrullah'a vakit bulacak, namaz kılmaya vakit bulacak, gündüzünde oruç tutması kolay olacak. Onun için faydalı oluyor. Aslında bunu izah ediyor. Eşşitâ Rabi'ül mümin. Kasura niharuhu fesâbehu. Gündüzü kısa, oruç da. Ve tâle leyluhu, gecesi uzun, fekâmuhu. Kalkar Allah-u Teala'nın divanına durur. 5, 10, 100 rükât namaz var. Geçen mesela 100 rükât namaz bazen böyle vaizlerde fadail olaraktan bahsederler. İşte bu gece böyle bir mübarek gecedir. Bu gece 100 rükât namaz kılarsanız şöyle sevabı var, böyle sevabı. Ooo der, bu kadar namazda kılınır mı der. Sure-i Tahrim'de Hamdi Efendi'nin tefsiri olan Sure-i Tahrim'de okuyun. Bir insanı söylüyor burada, Şii mezhebine mensup hem de o alim. Son 17 günlük hayatında 17 bin veyahut 18 bin rükat namaz kıldığını tefsirinde yazar. Günde 1000 rükat kılmış yani. Günde 200, 300, 400, 500 kadarın sayısı çoktur yani. Sayısı çoktur. Bu adam mümtaz demek 1000 rükat kılabilmiş günde. Yani ömrünün, gününün çoğu, 24 saatinin çoğu namazla geçmiş.
Müslüman'da da böylesi lazım. Boş laftan bir şey çıkmıyor. Bir ders ki okuyacaksın, bu ders seni Allah'a götürüyorsa onunla meşgul ol. Bu ders seni Allah'tan alıkoyuyorsa boş bir derstir o.